Herkese merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda konumuz sıvı kaloriler yani beslenme programınız içerisinde ana ve ara ürünlerinizin yanında güvenle tüketebileceğiniz beslenmenizi sekteye uğratmayacak içecekler olacak. Daha önce uzak durmanız gereken 6 içecek isimli bir video yapmıştım. Bu videodan önce onu izleyip ondan sonra buna gelebilirsiniz. Bu şekilde içeceklerle ilgili aklınızda herhangi bir soru işareti kalmayacaktır. Ben size bir günümü anlatarak bu bir gün içerisinde ana ve ara ürünlerde hangi içecekleri tükettiğimi, hangilerini tüketmediğimi açıklayarak ilerlemeyi tercih edeceğim. En sonunda da yine sizler tarafından en çok sorulan alternatiflerden bahsedeceğim. İlk olarak kahvaltıyla başlayalım. Ben güne başladığımda kahvaltının yanında genelde siyah çay tercih ediyorum. Siyah çay tüketmek istemiyorsam yeşil çay tüketebiliyorum. Zaman zaman kahveye yer verebiliyorum. Fakat kahveyi genelde antrenman öncesi pre-workout olarak tercih ettiğim için kahvaltıda pek tüketmiyorum arkadaşlar. Siyah çay ve yeşil çay demiştim. Bunları tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi şeker eklemeden tüketiyorum. Hani şekeri hiçbir şekilde eklemeyin arkadaşlar. Biliyorum hani önceden 4-5 tane şeker atıyor olabilirsiniz. Böyle koca koca çayların içerisine şekerleri boşaltıp içmeye alışmış olabilirsiniz ama bu sporu sağlıklı bir şekilde yapmak istiyorsanız şekeri hayatınızdan çıkartmanız gerekiyor. O yüzden şekeri kesinlikle hiçbir alternatifte tüketmiyoruz. Ne kahve, ne normal çay, ne yeşil çay. Bunlarda şekerle işimiz yok. Tatlandırıcı konusuna gelecek olursak ben hayatımın hiçbir döneminde işte çaya kahveye tatlandırıcı atmayı tercih etmedim arkadaşlar. Tatlandırıcıyı hani imkanım varken tüketmemeyi tercih ediyorum. Size de bunu öneririm ama hani bu geçiş sürecinde işte şekersizliğe alışma sürecinde isterseniz size bir yardımcı joker olarak kullanabilirsiniz. Çay ve hani çay çeşitlerinde gün içerisinde tüketim sınırı soruluyor. İşte normal siyah çayın fazla tüketimi işte demir emilimini azaltıyormuş, yemeğin üstüne içilmezmiş, öncesinde içilmezmiş gibi birçok soru geliyor ama siz bu tüketimi abartmadığınız sürece size spor ve sağlık anlamında bir sorun oluşturmaz arkadaşlar. Ha sen kaç tüketiyorsun diyorsanız ben yeşil çayı 2'nin üzerinde tüketmiyorum arkadaşlar. Zaten 2'nin üzerinde tüketecek bir vaktim olmuyor. İşte birini kahvaltıda yer versem birini arayönde e yer veriyorum. Üçüncüye pek de bir vaktim kalmıyor açıkçası. Siyah çayı da keza aynı şekilde işte ara ürünlerin yanında ekleyebiliyorum veya işte arkadaşlarla bir yere çıktığımızda, bir yere oturduğumuzda hani çay içebiliyorum. Bu şekilde yer veriyorum yani. Ama bazen de sorular geliyor işte ben işte çok işte stresli oluyor veya ne bileyim müşteriye gidiyorum. Onlarla çay kahve içmek istiyorum. Günde 10-15 tane çay içtiğim oluyor diyor. Hani 15 tane de çay içmeyin arkadaşlar. Her şeyin belli bir hani her şeyi biz belli bir sınırda tutun. Hani 10-15 bunlar yüksek sayılar. Hani sadece sağlığa geçtim dişiniz için bile zararlı yani bu kadar çay tüketmek. Ondan sonra kahvaltıyı geçtik. Antrenman öncesine gelelim. Yine Instagram storylerimde gördüğünüz gibi ben antrenmandan yarım saat kadar önce filtre kahve işte Americano veya espresso gibi sade kahve çeşitlerine yer veriyorum arkadaşlar. Size de pre-workout olarak enerjiye ihtiyaç duyuyorsanız, performans artışına gerek duyuyorsanız Sade kahve tüketiminizi öneririm. İşte lattedir, ne bileyim makyatodur. Bunları hiçbir zaman tüketmedim. Sevmiyorum da size de önermem. Videomun başında sıvı kaloriler demiştim. Bunlar aslında en tehlikeli olanlar. Çünkü siz kalorili bir yemeği, bir tatlıyı gördüğünüzde onun hani hacminden, görüntüsünden, üzerindeki şerbetten, tatlıdan bunun ne kadar kalorili bir besin olduğunu anlayabiliyorsunuz. Gözünüzle görebiliyorsunuz. Ama sıvı kaloriler öyle değil arkadaşlar. Şu kadar bir kolayı hani içmeniz 10 saniye bile almaz ama aldığınız kalorinin belki de farkında olmazsınız. Bu da önemli bir konu. Çoğu kişi işte katı kısma devam edip bu sıvı kalori kısmından birazdan hani amiyane tabirle patlıyor. O yüzden siz hani zoru başarıp kolay kısmında kolay kısmında bu işi kaybedenlerden olmayın. Kahveyi de gün içerisinde 2'yi geçmenizi yine önermem arkadaşlar. Burada işin içerisine kafein giriyor. Siz vücudunuza ne kadar fazla kafein alırsanız kafein direnciniz o kadar artıyor. Kafeine alışkın hale geliyorsunuz. E buna alışkın hale geldikçe daha fazla tüketmeniz gerekiyor. E bu da sonuçta gün içerisinde fazla tüketimle size uykusuzluk olabilir, sinir olabilir, ne bileyim böyle bir ekstra bir agresiflik olabilir. Yani bunlar size yansıyacak olumsuz konulardır. O yüzden kahve tüketiminizi de ben 2 ile sınırlamanızı öneririm. Zaten 2 kahve desek, 2 çay desek Gün içerisinde 4-5 tane zaten şu ana kadar bile tüketebileceğiniz içecek oluyor. Zaten bir gün içerisinde kaç tane sıvı, kaç bardak sıvı içebilirsiniz. Bir de öyle düşünmek gerekiyor. Antrenman öncesinde geçtik. Diğer ana önlerden bahsedeyim. Ana önlerimin yanında hani bu içecekler de önemli çünkü siz hani belli bir diyet, belli bir beslenme planı uyguladığınızda işte tavuktur, yağsız kırmızı ettir, işte ne bileyim pirinçtir, bulgurdur veya makarnadır beslenme programınız nasıl devam ediyorsa bunları tüketebilmek için yanında bir sıvıya ihtiyaç duyuyorsunuz. Hele bir de yeniyseniz bu sporda ister istemez kuru kuru gitmiyor ki diyorsunuz. Böyle noktalarda da hem sağlıklı hem de beslenmenizi sekteye uğratmayacak kalori sıvı içecekler sizin yardımcınız oluyor. Bir joker gibi yardımınıza koşuyor. Ben ana önlerimin birinin yanında doğal maden suyu tüketiyorum. Altın çizerek söylüyorum. Doğal maden suyu, meyveli soda demiyorum. Meyveli soda ile yine işimiz yok. Hani çoğu kişi de yine bu hataya düşüyor. Hani ben doğal maden suyu diyorum. O meyveli sodayı aynı şeyi zannedip onu tüketiyor ama bir aynı şeyler değil. İçeriğine baktığınızda zaten meyveli sodada da şeker olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bir ana önümde doğal maden suyu, diğerinde ise ben genelde ayran tüketiyorum arkadaşlar. Ayran tüketimini ben hani daha doğrusu ayranın kendisini çok seviyorum ve keyifle değer veriyorum. Burada yine akıllılar işte süt ve süt ürünleri işte deriyi kalınlaştırır mı, sindirimi zorlaştırır mı gibi sorular geliyor. Bunlar son dönemde özellikle yine bana gelen sorular içerisinde en, çık, en çok sorulanlardan. Açıkçası ben yine hikayelerimde de bahsettiğim gibi spora, fitness'a daha doğrusu başlamadan önce de süt ve süt ürünlerini tüketiyordum. Şu anda da tüketiyorum. 7,5 yıl oldu bu spora başlayalı. Ben zevk aldığım için, lezzetini sevdiğim için, tadını sevdiğim için ve öğünlerimi tüketmeme yardımcı olduğu için bunlara yer veriyorum arkadaşlar. Eğer sizin yarışma gibi bir düşünceniz yoksa işte süt içtim derim kalınlaştı işte peynir yedim su tuttu falan. Hani böyle şeylerle uğraşmanıza gerek yok bu kadar ince kısımlara girmenize gerek yok çünkü... Hani bu soruyu soranlara bakıyorum. Çoğu kişi zaten süte, peynire, ona buna gelene kadar birçok daha büyük adımdan hani o noktayı tamamlayamamış oluyor. Hani bir basamakları böyle çıkarsın, çıkarsın, çıkarsın. En sonda ufak bir basamak kalır, tık atarsın, hedefine ulaşırsın. O en sona gelene kadar çoğu kişi alttaki büyük basamakları atmamış oluyor zaten. O yüzden bu süt konusuna çok fazla takılmamanızı öneriyorum. E sindirim konusuna gelecek olursak, o başka arkadaşlar. Laktoz intoleransınız vardır veya başka bir durum vardır. Onlar tamamen başka hani özel durumlar, besin intoleransı gibi durumlar ve gerçekten size hani gün içerisinde rahatsızlık verecek durumlar. Bu söylediklerim bu durumu kapsamıyor arkadaşlar. Bunu da tekrar yeri gelmişken belirtmek istiyorum. Son olarak kefir soruluyor. Ben kefiri çok tüketmiyorum ama yer verebilirsiniz. Asıl değinmek istediğim konu işte şekersiz içecekler, işte tatlandırıcı içecekler ne bileyim. Coca-Cola Zero olsun, işte Pepsi'nin Max'i olsun, işte aşı, şekersiz ayçiçeği olsun. Bunlara düzenli olarak yer verebilir miyiz diyorsunuz. Soruyorsunuz haklı olarak ama burada da ben sizinle yine kendi düşüncemi paylaşmak istiyorum. Tatlandırıcılar konusunda hala böyle kesin bir sonuç yok. Yani işte kesin zararsız veya kesin zararlı diye bir araştırma yok yani. Farklı araştırmalar hala devam ediyorken ben her gün işte tüketmenizi çok önermem arkadaşlar. Zaten videonun başında bahsettiğim içecek videosunda bu konuya da değiniyorum. Ama Joker olarak görebilirsiniz bu içecekleri. Onda bir sorun yok. Atıyorum. Hepimiz oluyor. Bana da oluyor. İşte bazen hani öyle bir saat oluyor ki o oyunu yemekte gerçekten zorlanıyorum. O oyunu yemek hani istemiyorum bazen. Hepimizde oluyor. Böyle durumlarda o oyunun tüketimini kolaylaştırabilmek için işte şekersiz ice veya Coca-Cola Zero veya ne bileyim diğer işte limonata oluyor. Şekersiz limonata hani bunlar Damak tadınıza göre birçok farklı alternatif var. Artık teknoloji çok gelişti. Artık her şeyin şekersizi yani tatlandırıcıyla tolere edilmişi bulunuyor. Joker gibi düşünüp gerçekten zorlandığınız anlarda bu içeceklerden faydalanabilirsiniz. Ama gidip de gün içerisinde 3 öğün yiyorsanız ben işte bu öğünün 3'ünü de tüketmekte zorlanıyorum diye gün içerisinde 3'er tane de kola içmeyin. Hani bu dengeyi kurun. Zaten benim paylaşımlarımın temeline baktığınızda hep bir denge görürsünüz arkadaşlar. Ne sizin böyle hayattan zevk almanızı engelleyecek şeyler ne de bir estetik fizik hedefinizi, işte sağlıklı vücut hedefinizi aşağı çekecek uygulamaları ben söylemiyorum. Bu ikisini dengede tutup birlikte ilerletebileceğiniz şekilde, mutlu olarak bu sporu yapabileceğiniz şekilde ilerlemenizi öneriyorum. Videoyu kısa tutacaktım yine çok fazla konuştum. Gelecek videolar için konu önerilerinizi, video ile ilgili yorumlarınızı ve sorularınızı Aşağıda bekliyorum yorumları. Fırsatım oldukça tek tek okuyorum ve dönüş sağlıyorum arkadaşlar. Sizlerin görüşlerinize ve yorumlarınıza da önem veriyorum. Desteğinizi de bekliyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Güçlü kalın.